Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırım ve işbirlikleriyle Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen tarihi kaya kiliseleri ve peri bacalarıyla doğa harikası Soğanlı bölgesini turizme kazandırma çalışmaları devam ederken, Yeşilhisar ilçesine Güzide bölgeleri, Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya alanına dahil edildi. Bu müjdeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç şöyle konuştu: "Soğanlı Vadimiz balon turizminin yanı sıra yaptığımız yürüyüş yolları ve meydan düzenlemeleri, tarihi mekanların restore çalışmalarıyla çok daha güzel bir turizm alanı haline geldi. Valimiz Gökmen Çiçek, milletvekillerimiz ve emeği geçen tüm kamu, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu önemli kararından dolayı ayrıca şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de de gerçekleşeceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, hem hemşerilerimizi, hem Türkiye'deki vatandaşlarımızı, hem de yabancı turistleri Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi'ne bekliyoruz," dedi. Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ni ve bu bölgeyi turizmin yeni adresi yapmak için tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi yatırımlar yapılırken, yapılan çalışmalarla bölgenin tanıtımı da aralıksız devam ediyor," diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgın'ın da ziyaret ettiği Soğanlı Vadisi'ne, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerinin yanı sıra Kayseri milletvekillerinin de bu bölge için çok yönlü turizm çalışmaları yaptığını kaydetti.